Sayın Başkan, Sayın STK temsilcileri, çok değerli hocalar, çok değerli dedeler, hanımefendiler, beyefendiler. Alevi terminolojisiyle söylemek gerekirse kısaca canlar. Sözlerime başlarken cümlenizi aşk-ı niyazlarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi zaman az, konu derin, önemli olan boş lafı değil, çok lafı o kısa süreye sığdırabilmek. Bunun için doğrudan konuya gireceğim. Konumun sunumu başlığından da zaten ne demek istediğim anlaşılıyor. Aleviler. Alevi dendiğinde kelime anlamından hareketle Ali taraftarı, Ali'nin yanında olan, Ali'nin düşüncelerini benimseyen. Çünkü burada Alevi derken iyi bir nispet ifade ediyor. Yani Mevlevi, Caferi, Bektaşi, Nusayri ifadelerinde olduğu gibi Alevi dediğimizde Ali'ye nispet eder. Alevi demek Hazreti Ali'yi sevmek ise kelime anlamından hareket, 1400 yıllık tarih sahnesinde şöyle bir gezinti yaptığımızda şunu görüyoruz. Kimler Ali'yi severmiş? Yani bu kelime anlamından hareketle Ali taraftarıymış. Şiiler, Fatemiler, Caferiler, Nusayriler, Safeviler, Bektaşiler, Kızılbaşlar bunların hepsi Ali taraftarı. Hatta günümüzde Sünni tarikat olarak bilinen Kadirilik, Rufailik, Halvetilik, Celvetilik gibi birçok tarikat da silsile olarak kendilerini Hazreti Ali'ye dayandırırlar. Dolayısıyla bunlar da Ali taraftarıdır. E şimdi aynı şeye eşit olan iki şeyi birbirine eşit olması lazım. Duruma baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. 12 İmam ve Ehl-i Beyt'e olan sempatileri, sevgileri dolayısıyla İşte İran'daki Şiilere bakıyoruz, Anadolu'daki Alevilere benzemiyor. Mesela Alevilerin tuttuğu Muharrem orucunu tutmuyorlar. Aşure kaynatmıyorlar ama Aşura günü 10 Muharrem'de yas tutuyorlar. Kısacası dışarıdan baktığımızda aynı Alevilik gibi algılansa da bana göre Türkiye'deki medrese sünniliğinin bir benzeri. Alevilik yaklaşık 1000 yıldır Anadolu'da var olan ve belli bir dede ocağı etrafında kümelenmiş Hazreti Ali yandaşı olarak da tanımlayabiliriz. Aleviler açısından en önemli kurum dede ocaklarıdır. Çünkü Hak Muhammed Ali yolu olarak ifade edeceğimiz Alevilikte dedelik, Aleviliğin biçimlenmesi ve sistemleşmesinde en etkin ögedir. Aleviliğin toplumsal ve inançsal oluşumunda dedelik temel rol oynar. Bugüne kadar yaşanan bütün olumsuzluklara karşın en az 1000 yılı aşkın süredir bu inancın ve bu kültürün ana taşıyıcısı dede ocaklar olmuştur. Peki şöyle bir soru, ocak ne? Adam açıyor sözlüğü, oradaki anlamından ocağı anlamaya bakıyor. Alevilikte ocak, ateş yanan bir yer ya da mekan değildir. Ocak, dedeler ve taliplerden oluşan sosyal bir yapıdır. Bu yapıyı bir tarif ile anlatmaya kalksak, şöyle deme, ben böyle diyorum. Soyu 12 imam yoluyla Ehl-i Beyt'e dayanan, etkileyici bir inanç önderi adına kurulmuş ve bu öndere bağlı bir talip topluluğu olan, kendi içinde ve diğer ocaklarla bir hiyerarşisi ve takip ettiği bir süreyi ya da erkanı olan inanç sistemi yapılanmasına biz ocak diyoruz. Silsile olarak bu ocak önderinin soyundan gelenlere de ocakzade diyoruz. İşte bu ocakzadeler içinde yol erkan sürebilen, o makama layık olan yetkin kişilere de dede diyoruz. Her dede ocakzade olmak zorundadır ama her ocakzade dede değildir. Cemevinin kapısından, derneğin kapısından girene dede diye hitap ediyorlar. Tıpkı Sünni cemaatin cami etrafında toplanan cemaatin birbirine hacım diye hitap ettiği gibi. Bunları
göz ardı etmek ve dedelerin sistem içindeki yerlerini görmezlikten gelmek yanlış olur. Çünkü Alevilikte dinsel hiyerarşinin başında dede vardır. Dolayısıyla dede inançsal yapının direğidir. Alevilik inancında sözlü gelenek uygulamaları dedeler tarafından dilden dile, aşıklar tarafından da telden tele aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bütün bunlardan çıkan sonuca göre Aleviliğin tanımını birkaç açıdan yapabiliriz. Tabii çok geniş anlatılabilir de. Bağlıları için Alevilik, Hak Muhammed Ali yoludur ve İslam dairesi içindedir. Bilimsel araştırmalar ise Aleviliğin, İslam'ın Ehl-i Beyt merkezli bir Anadolu yorumu. Ki bu Anadolu'yu biraz daha halelendirip şöyle dışarıya taşırabiliriz. Buradan çıkardığım sonuç, Aleviliğin doğuşu İslam'la, ad alması Hazreti Ali'yle başlar. Tarihsel olarak bundan daha geriye, daha öteki tarihlere, hele bir de kadim zamandan diye başlayan Aleviliği anlatmak boş laftır, lafı güzeftir. Türkiye'de Alevilikle ilgili doğru bilinen şeyleri yok denecek kadar az olduğunu ve giderek de daha azaldığını görmekteyiz. Sadece Sünniler değil, özellikle bazı genç Aleviler de bu konuda çok az doğru şeyler bilmektedir. Bunun neden Ehl-i Beyt ve onlarla temsil edilen marifetle kurulan bağlantının kopmuş olmasıdır. Ehl-i Beyt yoksa, İslamiyet yoksa öyle siyaset üzerinden Alevilik anlatamaz. İkinci olarak da bu kopuşa Osmanlı'nın 16. yüzyıldan itibaren baskı altına alınan bir toplumsal gerçeklik ve gelenekle bağ kalmamış Alevi bir nesille karşı karşıya olmamızdır. Ayrıca Türkiye'deki bazı Sünnilerin Alevilik algısı kirli bilgiler üzerine oturan sakat ve yıkıcı bir çerçeveyle biçimlenmiştir. Her ne kadar Türk uluslaşması ve modernleşmesiyle birlikte bazı ön yargılar kırılsa da sağlıklı bir algı oluştuğunu söylemek zordur. Türk modernleşmesinden nasiplenen kişi ve kesimlerde bile Aleviliğe yönelik ön yargının bütünüyle yok olmadığı bir gerçektir. Bugün maalesef kendini Aleviyim diyen ama geleneksel Aleviliği bilmediği için kendince yeni bir Alevilik kurgulayan, geleneksel Aleviliği modernizm adına eriten, televizyonda gösterilen dernek cemlerini Alevilik kabul etmektedir bu kişiler. Esasında dini bir inanç olan Aleviliği bir aidiyet olarak algılayıp, onu da modernlik, devrimcilik, ilericilik, solculuk, saz çalmak, deyiş dinlemek zannediyorlar. Bunlar kültürel faaliyetler. Gelelim Osmanlı'ya. Alevilerin Anadolu'daki yaklaşık 1000 yıllık tarihine baktığımızda, özellikle 1071 ve 1500 arasındaki dönemde Alevi-Sünni ayrılığının fazla olmadığını görüyoruz. Ancak 16. yüzyılda özellikle 1. Selim yani Yavuz'un padişahlığından itibaren Çaldıran sonrası gelişen olayları izlediğimizde ayrışmanın nirengi noktası olarak Çaldıran'ı gösterebiliriz. O tarihe kadar Osmanlı-Safavi ilişkileri çok iyi bir ortamda yürütüldüğü halde ki buna örnek olarak Şah İsmail'in Osmanlı Padişahı 2. Bayezid'e gönderdiği mektuplarda muhterem pederim diye hitap etmesini örnek olarak gösterebiliriz. Ama Çaldıran'dan sonra esasında askeri bir terim olan Kızılbaş ifadesinin dini bir inanç grubu gibi anlatılıp ve içerisinin aşağılayıcı anlamda sözlerle doldurulmasıyla olumsuz bir anlama evrildiğini görüyoruz. Çünkü o dönemlerde askerlerin başına geçirdikleri başlıkların renginden dolayı Osmanlılara Akbaş, Safevilere Kızılbaş, Özbeklilere Yeşilbaş denirdi. İşte 1514 Çaldıran'dan sonraki Osmanlı-Safevi ilişkileri bozuldu ve bu dost ilişkiler düşmanca ilişkilere döndü. Osmanlı, Ebu Suud ve İbni Kemal gibi Şeyhülislamların fetvalarıyla Kızılbaş ifadesine olumsuz anlamlar yükleyerek toplumu bu şekilde taklim ettiler.
Osmanlı bir hanedanlık ve imparatorluk olduğu için bünyesinde birçok etnik ve inanç gruplarını barındırıyordu. 16. yüzyıl belki de Alevilere en kaba davranılan dönemdir. Hem Safevi mücadelesine karşı Alevilerin sempatileri hem de Osmanlı alimlerine göre tırnak içinde sapkın dini inançlarından dolayı haksızlıklara uğramışlardır. Kızılbaşları yakalamak için Osmanlı Devleti çeşitli yöntemler kullanırdı. Kızılbaş olmak bile başlı başına bir suç sayılmış ve Alevi olduğu bilinen kişiler daimi gözetim altında tutulmuşlardır. Din adamları tarafından Kızılbaşların katlinin vacip olduğu konusunda verilen birçok belge günümüzde arşivlerden çıkarılıp yayınlanmaktadır. Bu olumsuzluklara rağmen Osmanlı Alevilere bir soykırım uygulamamıştır. Onun Alevilere bakışı, bana dokunma, karşı gelme, ben de sana zarar vermeyeyim yaklaşımıdır. Gelelim daha bir yakın zamana, Cumhuriyet'e doğru. Kuvayi Milliye'den başlayarak saltanat ve hilafetin kaldırılmasıyla birçok Anadolu Bektaşisi ve Ocak temsilcisi dedeler, Kurtuluş Savaşı'nın meşrulaştırılmasına katkıda bulunmuş ve genç Cumhuriyet'in kurumlarına katılmışlardır. Ancak burada Aleviliğin Bektaşilik ile aynı olgu olmadığını da vurgulamamız gerekiyor. İki kavramı karıştırmak tarihin yorumlanması açısından problemli sonuçlar yol açmaktadır. Sosyal olguları sosyal dinamiklerle değil, inanç sistemleriyle anlatmaya çalışan metodun bu yanılgının en önemli nedenini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Oysa konu üzerindeki araştırmalar Alevilik ve Bektaşiliğin köken ve mahiyet itibariyle aynı şey olmadıkları, aynı coğrafyayı paylaşmadıklarını, aynı işleyiş mekanizmalarına ve kurallarına sahip olmadıklarını göstermektedir. Bektaşilik bir dini tarikat olma özelliğiyle göze çarparken, Hak Muhammed Ali yolu olarak ifade edilen Alevilik ise bir cemaat niteliğinde sahip bulunmaktadır. Çünkü Bektaşilik özellikle babagen kolu, mesela Nakşibendilik veya Halvetilik gibi klasik bir tarikattır. Oysa Alevilik klasik bir tarikat olmadığı gibi İslam dünyasında örneği olmayan kendine özgü bir yapılanma modeline sahiptir. Asıl olarak şehirsel bir olgu olan Bektaşilik sosyal olarak daha elit kesimlere dayanır. Alevilik ise son zamanlara kadar esas olarak köylülük hakimdi ve Aleviler kentlerde değil kırsal bölgelerde bulunur. Fakat 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılıp Bektaşiliğin yasaklanmasından sonra geçen 15 yıllık bir boşluktan sonra ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen sürede Bektaşiler ve Aleviler birbirlerine iyice yaklaşmış, Cumhuriyet sonraki dönemde ufak birkaç farklılık dışında neredeyse bugün birbirinin iz düşümü haline gelmiştir. Tarihe vakayı hayriye olayı olarak geçen Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi ve Bektaşiliğin yasaklanmasıyla şehirdeki Bektaşiler ve dergahları bundan etkilenmiş fakat Ocaklı Aleviler etkilenmemiştir. Çünkü o güne kadar devlet nazarında zaten yok hükmündedir. Alevilere temel kurum olan Dede Ocağı'dır. Bu ocak bağlıları ibadet için o Bektaşi tekkelerine gitmezlerdi. Aleviler Kuvayi Milliye Hareketi'nden itibaren yeni kurulan Cumhuriyet'e büyük oranda destek vermişler. Az bir kısmı da destek vermese de karşı da çıkmamıştır. Resmi anlayış tarafından İslam ümmetinden Osmanlı vatandaşlığı dikilemeyen yeni kimliğin karşılığını Türk ulusunda bulduğunda Aleviler dilde, kültürde ve inançta saf, yerel bir maya olarak görülmüş ama buradan hareketle inşa edilecek ulus kimliğin içinde nasıl konumlandırılacakları bir sorun olduğundan adı anılmayan bir referans olarak kullanılmıştır. Örneğin son zamanlarda dillendirilen Aleviler laikliğin sigortasıdır gibi. Biz laikliğin neresindeyiz ben soruyorum. Cevap uzun ama iki cümle. Osmanlı'da din devleti yönetiyordu, Cumhuriyet'te de devlet dini yönetiyor. 1925'te çıkarılan yasayla tekke ve zaviyeler kapatılmıştı. Bu yasanın içinde Alevi ve Bektaşileri ilgilendiren dedelik, babalık, seyitlik gibi sıfatlar yasaklanmıştır.
Buna rağmen Aleviler Cumhuriyeti kuran iradeyi Bektaşi tekkelerini kapattığından, ayinlerin yasaklandığından, seyitlerin nüfuzu kırma gayretinden dolayı tenkit etseler de hilafeti ilga ettiğinden, ehli sünnet fıkhının meşihatı, medreseleri kaldırdığından ve laiklikten dolayı severler. Cumhuriyetçilik ilkesi Alevilere aykırı gelmez. Cumhuriyetin kuruluşunda asli unsur olan ve getirdiği devrimlere uyum sağlayan Aleviler Atatürk'ü sevmiştir. Ancak Atatürk'ün vefatından sonraki dönemde aynı ilgiyi İnönü'ye göstermemiştir. Bu durum İnönü'nün kişiliğinden ziyade konjonktürün getirdiği sosyal ve siyasal nedenlerdendir. 1946'da çok partili döneme girildiğinde Aleviler CHP'nin içinden çıkan Demokrat Parti'yi desteklediler. Ancak 57'den sonra Menderes'in radikal dini akımlara fazla ödün vermesinden dolayı kendilerini biraz geri çektiler. 27 Mayıs ihtilali sonrasında 1974'e kadar oluşan siyasal yelpazede Alevi oylarının dağılımı yaklaşık %40 Adalet Partisi, %60 Halk Partisi CHP yönündeydi. Alevilerin büyük oranda CHP'ye yönelmesi sanılanın aksine İnönü ile değil Ecevit'le olmuştur. Aleviler ve Kemalistler arasındaki koşulsuz şartsız ittifakın büyük ölçüde 1960'larda ve 70'lerde tarihin yeniden yazılmasıyla ortaya çıkan bir mitos olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıllarda Sünnilerin dinsel faaliyeti tam bir atılım içine girmişken Alevi gençliğinin büyük bir bölümü Kemalizmi bir kurtuluş ideolojisi, hatta deyim yerindeyse sosyalist bir ideoloji haline getirmiştir. Bu tarih yolumu 1990'larda da kendilerini siyasal İslam'ın atılımına karşı Kemalizmin dayanağı olarak gören birçok Alevi tarafından yeniden canlandırılmıştır. Bu tür yaklaşımlar daha çok ideolojik düzeyde olmuştur. Dedelik kurumunun son 50 yılda epeyce erozyona uğramıştır. Bu erozyonun başlıca nedenleri 1950'den sonra kentleşmenin hız kazanması ve buna paralel olarak köyden kente taşınan halkın dedelik kurumuyla bağlarının zayıflamasıdır diyebiliriz. Alevilerin 1961 anayasasının getirmiş olduğu özgürlüklerden de destek alarak kendilerini ifade etme konusunda özgüvenleri gelişti. 90'lı yıllara geldiğimizde artık şehre taşınmış olan Alevi kitleler başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyük şehirlerde cemler düzenlemeye ve kendi inançsal uygulamalarını yerine getirmeye başladılar. Düzenlenen cemlere katılan insanlar belli bir ocağın talipleri olmayıp her bölgeden gelen ve farklı ocaklara mensup talip topluluklar olduğu için belli bir mürşit ya da pir ocağının uyguladığı sürekler de uygulanamadı. Dedeler ise farklı talip topluluklarına hitap ettiği içindir ki özellikle genç nesil tarafından hizmet sektörünün bir üyesiymiş gibi cami hocasıyla aynı kapsamda görülmeye başladı. Belli bir talip topluluğunun dedesi olan Ocaksade dedelerin yerini Cemevi dedesi diyebileceğimiz bir anlayış aldı. Bu anlayış sonucunda dedelik kurumu inançsal yaklaşımından uzaklaşarak hizmet sektörünün bir ögesi gibi, elemanı gibi görülmeye başladı. Bir ömür boyu camiden uzak duran Alevi, belki cuma, bayram ve cenaze namazları hariç, cenazesi olduğunda camilerde verilen cenaze hizmetlerini beğenmeyip cenazeyi cemevine götürmek istemekte ve cemevi alanında cenaze hizmeti veren Alevi bir hoca bulunmadığı için bu yükü de dedenin sırtına yüklemek istemektedirler. Köylerdeyken herkes birbirini tanıyıp eğrisi doğrusu hakkında bir bilgi sahibi olduğu halde günümüzde aynı ocağın talipleri dahi birbirlerini tanımamakta, hatta bağlı oldukları ocağın dedelerini de bilmemektedir. Ocak dedeliğinin yerini cemevi dedeliği almıştır. Cemevlerinin inşası ve yönetimi genelde dernekler tarafından yapılmakta. Dernek yöneticisi olan kişiler de Alevi inancı hakkında fazla bir şey bilmediği halde yetkili olarak kendilerini görmektedir.
aynı yöneticiler dedelerin bilgisiz ve cahil olduğunu da iddia etmektedir. Sonuç, Hak Muhammed Ali yolu olarak kabul ettiğimiz ve 72 millete bir nazarda bakan Alevilik, hiçbir kişinin, hiçbir ailenin, hiçbir etnik grubun ve siyasi anlayışın tekelinde değildir ve olmamalıdır. Yıllardır yazdığım yazılarda, katıldığım programlarda düşüncemi şöyle ifade etmiştim. Asırlardır devam eden Alevilerin sorunlarının bugün çözümü için Hazreti Ali'yi sevmek Alevilikse ben de Aleviyim söyleminden uzaklaşıp konuya daha gerçekçi yaklaşmak gerekir. Bu sorunun çözümünü günümüz siyasetçileri çözemez. Çözüm için devlet aklının Alevilere bakışının değişmesi gerekir demiştim. İşte 2022 yılının Kasım ayında Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasıyla devlet aklının Alevilere bakışının değiştiğini görmekteyiz. Bu değişim gecikmiş olsa da doğru bir karardır ve Alevilik açısından son 500 yılın devrimi niteliğindedir. İlk defa Alevi ve Cemevi kavramı resmiyet kazanmış ve Alevilik bir inanç olarak yasalara girmiştir. Bu kuruma destek vermek ve katkı sunmak, iyi ve doğru şeyler yapıldığında takdir etmek, yanlışlarda da uyanmak gerekir diyorum. Sürem 2 dakika geçmiş ama trafikte de %10 tolerans oluyor Sayın Başkan. Sözlerimi burada tamamlarken... Konuşmak zor gibi gelir ama bana göre dinlemek zordur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Demleriniz daim, muhabbetleriniz kaim, gönülleriniz şad, Allah. Meydanlar abad olsun. Birliğimiz, dilliğimiz daim olsun. Dua bizden, kabul Allah'tan olsun. Gerçeğinde münahü, mümine yani.